ya. Her ne kadar onun bunun eskisini giyiyorum gibi gelse de ikinci el modası var. Mecburen uyacağız bebeğim. Bunlar eski giysiler sayılmaz ki Şahikacığım. Ünlü markaların geçmiş yıllara ait bir iki kere kullanılmış tasarımları sadece. Retro veya vintage diyebiliriz. Böyle söyleyince daha bir havalı oluyor. Ya bu benim basenimi göbeğimi falan da topladı değil mi kız? Çok güzel oldu. Al bence. Ay, çok yakıştı ama hadi acele edelim. Şimdi Yaprak gelir. Çüş! Ya burada olduğumuzu Yaprağa mı söyledin? Moron musun sen ya? Ay, zorunda kaldım. O da çekim için kıyafetleri buradan seçecekmiş. Ay eyvah! Yaprak geldi. Ne haber kızlar? Şahika, o üzerindeki elbiseyi hemen çıkarıyorsun. Niye? Çünkü çok klasik ve kişiliksiz. Şu balon etekli elbiseyi giyiyorsun hemen. Ama bu beni şişman gösterir. Olsun, stili var. Ama sevmedim ki. Sevdin sevdin. Altına da balerin pabuçları giyiyorsun. Ya balerin pabuçları benim boyumu kısıyor ya. Balon etek altına balerin pabuçları giyilir. Kural budur. Fatoş, o elindeki takımı almayı düşünmüyorsun değil mi? Bilmem. Düşünmüyor muyum? Hemen, hemen bırakıyorsun onu. Sen bunu alıyorsun. Niye? Çünkü senin tarzın İtalyan tarzı. Bu da çok tipik bir İtalyan modacının, çok ünlü bir koleksiyonunun çok değerli bir parçası. Ha. Bunu giyince topuz yap saçını. Topuz mu? Lütfen itiraz istemiyorum. Ben moda editörüyüm. Bana güvenmeniz lazım. Moda konusunda bilinçlenmeniz için çalışıyorum. Şahika, ben üstündeki elbiseyi alma demedim mi sana ya? Ne gözümü var ya. Hadi gidip bir kahve içelim mi? Ay şekerim, benim çok işim var. Ya ben de şey... ben de şey yapıyorum internetten... şu anda hangi yollar açık, hangi yollar tıkalı ona bakıyorum. Aa! Kızım şu an köprü trafiği acayip hızlı akıyor. Ya keşke karşıya geçip Bağdat Caddesi'nde içsem kahveni. Bağdat Caddesi mi? Niye? Ya havan değişir. Hazır trafik de açık o bakımdan. Gelmiyorsunuz yani. Sen git bebeğim. Hiç acele etme. Ağır ağır iç. İyi tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Ay şükürler olsun. Gidip dışarı için kıyafet bakabiliriz. Ne kadar zamanımız var acaba? Şandıman. Kızlar. Kızlar. Kafenin camından sizi görür görmez kendimi dışarı attım. Meltem'in butiğine mi gidiyorsunuz? Ay hadi beraber gidelim. Yeni şeyler geldi dedi. Benim tavsiyeme ihtiyacınız olacak. Şaşırdım. Yalnız şöyle, bu bana küçük Yaprak. Hay değil değil, iyi o. Hayır, ben bunun içinde nefes alamıyorum da. Gebereceğim de o bakımdan ben. Pardon, bunun 44 bedeni var mı acaba? Maalesef. Olsun, zaten hiç yakışmamış. Çıkar, çıkar, çıkar. Çabuk çıkar. Ben şu erkek takımını deneteceğim sana. Ay Dursun iyice delirmiş diyorlar şekerim. Geceleri hiç uyumuyormuş. Habire palavra atıyormuş. Hiç susmuyormuş. Tamam anladım Fatoş. Ama bak canım bak Yaprakcığım. Yani Cem ve Volkan da aynı şeyi söyledi. Yani ben de dedim ki Yaprak'ın dedim çok samimi bir psikolog arkadaşı var. Hemen Aslı'nı götürsün dedim. Ona nazı geçer dedim. Tamam işte bugün götüreceğim söz verdim. Ama Aslı'yla Makbule de diyorlar ki... yani dünyanın en doğrucu çocuğundan devamlı yalan söylemesini istersen olacağı buydu. Hızını alamadı böyle oldu ama sen bana bakmıyorsun. Ay Fatoş bir dakika ya. Şahika, bırak onu. Ya ama çok güzel. Ya Yaprak. Oh, benim gibi bir moda ikonasını bile yordun ya. Ya sürekli ne giyeceğimize, neyle giyeceğimize, nasıl giyeceğimize karışıyorsun. Mesleki deformasyon, yapabileceğim hiçbir şey yok. Ay bak. Sen buna. Ya sen.
saçmalama artık ya. Nerede giyeceğim ben bunu? Bir kıyafet balosunda ya da camı yıkadı sokakta. Ya. Tabii ben sürekli kıyafet balolarına katıldığım için ve mütemadiyen Jamaika'da yaşadığım için ya her gün bugün acaba ne giysem diye düşünüp düşünüp bir şey bulamıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Salon kadını çizgimden kayacağım şimdi ha. Fatoş, hani ben alışveriş yaparken bunu oyalayacaktın, öyle konuşmuştuk. Ne? Ay hadi ben kaçtım. Ya beni yalnız bırakma. Hadi ya bir dene. Ya bir dene ya lütfen. Bak altına da takunya giyersin. Ay ağlayacağım şimdi ya. Ya bak Yaprak. Bana başka bir elbise söyle. Hemen alacağım söz. Ama bu değil lütfen. Ha? İşte bu. Bak. Ay çok güzel. 80'lere dönüş. Ne dersin? Ya bu ne ya? Hiç sevmedim. Bak. Saçlarını da 80'ler gibi yaptırırsın. Dolma filan. Boynuna beşi bir yerde takarsın. Zaten şu an çok moda. Ay. Makbule'nin nişanına böyle gelirsin. Ay evet. Peki ben bu elbiseyi alırsam sonsuza kadar alışverişlerde beni rahat bırakacağına söz ver. Söz. Tamam alıyorum. Ne haber? Ya Şahika nerede? Günlerdir özledim vallahi, görmüyorum, burnumda tutuyor ya. Ay yiyorum bahçede dilber alanlar bir sel esir etti ya. Şahika. Nereden aldın o elbiseyi? Allah aşkına bulamaz. Kendi rejanım da pişti oldu. Nasıl olur bu ya? Olabilir canım. Aa ne var bunda ya? Yani hayat bu. İnsanlık hali işte. Bunu bu gecenin güzel bir hatırası olarak düşünün ya. Neyse yabancı yok. Ay çok özledim aşkım kaç gündür. Şahika yapma ne olur ya. Ne oldu ya? Vallahi Makbule abla elimi tutuyormuş gibi hissettim ya. Tuhaf oldum yani. Sonra yapalım ha.